Evet arkadaşlar, bugün sizinle ikinci ünitemize başlayacağız. İkinci ünitemizin ismi işletme yönetimi arkadaşlar. İşletme yönetimi ünitesine başlıyoruz. İşletme yönetimine ilk önce size anlatmak istediğim şey yönetim kavramı. Yönetim kavramı ve özellikleri. Evet arkadaşlar, yönetim kavramında ilk önce yönetim nedir diyeceğiz. Yönetim nedir? Arkadaşlar yönetim başkaları aracılığıyla iş yapmaktır. Başkaları aracılığı ile iş yapmak. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi ilk ünitemizde temel kavramlarda size girişimciden, yöneticiden bahsetmiştik. Yönetim nedir dedik? Başkaları aracılığıyla iş yapmaktır. Peki bunu yapana ne diyoruz? Yönetici diyoruz arkadaşlar. Burada çeşitli yönetim faaliyetleri gerçekleşir. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi çeşitli yönetim faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Mesela ne olabilir? Planlama olabilir. Koordinasyon olabilir arkadaşlar. Gördüğümüz gibi yönetim başkaları aracılığıyla iş yapmaktı. Neden arkadaşlar? Girişimci işimizi kurar. Girişimci işimizi kurduktan sonra belirli yerlerde üretim faktörlerini gerçekleştirmek amacıyla ve bunları yöneten kişiyi alır, yöneticiyi alır ve yönetici de başkaları aracılığı ile iş yapmış olur arkadaşlar. Çeşitli yönetim faaliyetleri de gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bunlar ne olabilir dedik? Planlama olabilir dedik arkadaşlar. Koordinasyon olabilir dedik. Bu iki örneğimiz de güzel oldu. Şimdi de yönetimin birkaç temel özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar size. Şöyle çekelim. Yönetimin birkaç temel özelliği. Evet, bunu da maddelere ayıralım arkadaşlar. Yönetimin özelliklerine baktığımız zaman yönetim bir işbirliği sürecidir. Birinci maddemiz yönetimin işbirliği süreci olduğuydu. İkincimiz yönetim bir koordinasyon sürecidir. Az sonra bunu da anlatacağız size. Üçüncüsü ise yönetim iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı bir süreçtir. Yönetim iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı bir süreçtir arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü maddemize. Dördüncü maddemiz yönetim bir grup sürecidir arkadaşlar. Yönetim bir grup sürecidir dedik. Ve beşinci maddemiz yönetim önceden planlanmış amaçların gerçekleştirilmesi sürecidir. Evet arkadaşlar. 5 tane maddemizi yazdık. Hemen 5 tane maddemize bakalım.
Yönetimin temel özelliklerinde yönetimin bir işbirliği süreci olduğunu söyledik arkadaşlar. Yöneticiler, iş yerinde çalışanlar, kademeler ki az sonra size kademeler hakkında da bilgi vereceğiz. Üst kademe, orta kademe, alt kademe yönetimleri ve daha altındaki çalışanların beraber yaptığı, beraber yönettiği işbirliği sürecidir dedik arkadaşlar. Yönetim bir koordinasyon sürecidir dedik. Peki yönetimi koordinasyon süreci olarak tanıttığımız zaman neyin koordinasyonudur? İşletmede üretim faktörlerini bir araya getirilmesi ve aynı zamanda bunların yönetilmesi koordinasyondur arkadaşlar. Bunları yönettiğimiz zaman koordinasyon sürecidir diyebiliyoruz. Üçüncü maddemiz yönetim iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı bir süreçtir. Evet arkadaşlar. Yönetimde az önce de anlattığım gibi kademeler arasında belirli bir iş bölümü vardır. Bu iş bölümünde insanlar çalıştıkları zaman, çalıştıktan sonra uzmanlaşırlar arkadaşlar. Böylece yönetim bir iş bölümü, tabii ki olayın tamamlanması için, üretimin tamamlanması için gerekli olan iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı bir süreçtir dedik üçüncü maddemizde. Dördüncü maddemize baktığımız zaman yönetim bir grup sürecidir arkadaşlar. Bu grubun içine az önce de söylediğimiz gibi kademeler, üst kademe, orta kademe, alt kademe yönetimleri girer ve bir grup süreci olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Beşinci olarak bakalım. Yönetim önceden planlanmış amaçların gerçekleştirilmesi sürecidir dedik. Peki bir işletmede önceden planlanan amaçlar nelerdir arkadaşlar? Hemen bakalım. Planlanan amaçlara baktığımız zaman en önemli faktör kar elde etmek arkadaşlar. Evet, kar elde etmek isteyen amaçlarından bir tanesi kar olan işletmenin dediğimiz gibi planlanmış amaçlarının gerçekleştirilmesi sürecidir. Ve bu süreç içinde planlanan amaçlar gerçekleşirse beşinci amacımız da yönetim önceden planlanmış amaçların gerçekleştirilmesi sürecidir dedik. Beş tane temel özelliği size de anlatmış olduk arkadaşlar. Evet, şimdi de bunları zaten tekrar geriye sar, tekrar bak sistemiyle tekrar bakmanızı istiyorum anlatımıma. Bunları da silelim. Deminden beri size söylediğimiz kademe sistemi var arkadaşlar. Şimdi size kademelerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kademelerin ne olduğu, bu kademelere kimlerin girdiği önemli. Evet arkadaşlar, yönetimin yapısı, yönetimin yapısı. Arkadaşlar, yönetimin yapısında bizim 3 tane kadememiz bulunur. Bunlar birincisi üst kademe, ikincisi orta kademe yönetim ve üçüncüsü de alt kademe yönetimidir arkadaşlar. Hemen ayıralım. Birincisi üst kademe yönetimi. İkincisi orta kademe yönetimi. Ve üçüncüsü ise alt kademe yönetimidir arkadaşlar. Evet. Baktığımız zaman 3 faktöre ayırdık. Bunlardan birincisi üst kademe yönetimi dedik. İkincisi orta kademe yönetimi ve üçüncüsü alt kademe yönetimi dedik arkadaşlar. Üst kademe yönetiminde hemen şöyle okumuzu çıkartalım. Üst kademe yönetiminde en üstte bulunan yöneticiler baz alınır. Bunu kendi kafamızdan da düşündüğümüz zaman bir işletmede en yukarıda kimler vardır arkadaşlar? Mesela genel müdür vardır. O zaman genel müdürü bir örnek olarak yazabiliriz. Genel müdür. Birinci örneğimiz bu. Genel müdür. Peki arkadaşlar, daha fabrikasyon olarak düşündüğümüz zaman nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela fabrika müdürü en üst katmandadır değil mi arkadaşlar? O zaman fabrika müdürü de diyebiliriz. Çünkü eğer ki bir fabrika varsa ortada, bu fabrikanın genel müdürüne zaten fabrika müdürü ismini katacağız. Bazı farklı işletmelerde, farklı hizmet işletmelerinde buna başkan da diyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi başkan da diyebiliyoruz. Peki arkadaşlar, üst kademe yönetimindeki
kişilerin, genel müdür, fabrika müdürü ya da başkan ismini taşıyan kişilerin işletmede yaptığı fonksiyonlar nelerdir arkadaşlar? İşletmede ne yapar bu insanlar? Hemen kendiniz birkaç tane tahmin yürütün ve ben doğru cevapları yazayım. Yapılanlar arkadaşlar. Birincisi ileriye dönük stratejiler belirlemek. Evet arkadaşlar. Buradaki kişilerin genel müdür, fabrika müdürü, başkan gibi üst kademe yönetimi olan insanların yapacaklarından birincisi ileriye dönük stratejiler belirlemekti. Peki ileriye dönük stratejiler ne olabilir? Mesela arkadaşlar, tabii işletmeler arasında belirli zamanlarda fazlasıyla çekişme olacaktır. Rekabet sistemi olacaktır. Bu rekabet üzerinden stratejiler belirlerler veya büyümesi için, işletmenin büyümesi için stratejiler belirlerler. Bu stratejilerin tamamına zaten ileriye dönük strateji diyoruz. İleriye dönük düşünülen stratejilere de üst kademe yönetimi olan birinci faktörümüz inceler arkadaşlar. Peki ikinci olarak nedir? İşletmeyi işletme dışında dış çevrede temsil etmek arkadaşlar. Evet. Baktığımız zaman bir işletmeyi dışarıda temsil eden, dışarıda yani dış çevrede, işletmenin dış çevresinde temsil etme görevini üstlenen kademeye biz üst kademe yönetimi diyoruz. Neden? Dışarıda çünkü mesela örneğin farklı bir şekilde organizasyonlar olduğu zaman, farklı işletmelerle, aynı sektörden işletmelerle büyük anlaşmalar sağlanacağı zaman arkadaşlar kim gidecektir? Üst kademe yönetiminden genel müdür, fabrika müdürü ya da başkan gibi sıfatlarla kullandığımız üst kademe yönetimi gidecektir arkadaşlar. Bu yüzden işletmeyi işletme dışında da yani dış çevrede de temsil ederler diyoruz. Peki arkadaşlar üçüncü maddemiz neydi? İşletmenin amaçları doğrultusunda politika belirlerler. İşletmenin amaçları doğrultusunda politika belirlerler. Evet arkadaşlar, işletmenin az önce de zaten sizlere bahsetmiştik, belirli amaçları vardı. Mesela neydi bunlar? Kar sağlamak gibi avantajları vardı, amaçları vardı. İşletmenin amaçları doğrultusunda gerekli olan politikaların belirlenmesine de ki bu ileriye dönük stratejileri belirlemekle benzerdir. Burada politikaları belirleyen insanlara da yine üst kademe yönetimi diyoruz arkadaşlar. Evet, üst kademe yönetimini de anlattıktan sonra geçelim orta kademe yönetimine. Arkadaşlar orta kademe yönetiminde üst kademe yönetiminin bir alt katmanını temsil ediyor. Peki orta kademe yönetiminde o zaman kimler olur diye öncelikle soracak olursak genel müdürden bir altta kendimiz düşündüğümüz zaman kimler var arkadaşlar? Mesela departman müdürleri var. Peki o zaman departman müdürleri kimlerdir? Mesela pazarlama departmanının müdürü, üretim müdürü hemen yazalım. Üretim müdürü. Satın alma müdürü. Ve pazarlama müdürünü de örnek olarak verebiliriz. Evet arkadaşlar. Orta kademe yönetimindeki kişilerin de yani üretim müdürü, satın alma müdürü gibi kişilerin de uyguladıkları şey nedir arkadaşlar? Gördüğümüz gibi üst kademe yönetiminde ne yapılırdı? İleriye dönük stratejiler belirlenirdi. İşletmenin amaçları doğrultusunda politikalar belirlenirdi. Peki arkadaşlar bunlar üst amaçlardır arkadaşlar. Peki bunlar da yani orta kademe yönetimindeki insanlar da üst kademe yönetiminin belirlediği stratejileri gerçekleştirmek için alt stratejiler belirlerler arkadaşlar. Hemen yazalım. Üst kademe stratejilerini ve amaçlarını belirlemek
öldükten sonra bu amaçlar doğrultusunda alt faktörleri belirlerler dedik arkadaşlar. Demek ki orta kademe yönetimindeki insanlar ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Üst kademe stratejileri belirlendikten sonra, amaçlar belirlendikten sonra bu amaçlara hizmet etmek açısından alt amaçları yani alt yönetim organizasyonlarını belirlerler dedik arkadaşlar. Orta kademe yönetiminin görevi de buydu. Peki alt kademe yönetiminin görevi nedir arkadaşlar? İlk önce alt kademe yönetiminde kimlerin olduğuna bakalım. Arkadaşlar alt kademe yönetiminde orta kademede üretim müdürü, satın alma müdürü gibi vasıfları olan insanlar varsa bunun bir altını düşündüğümüz zaman altta kim olacaktır arkadaşlar? Örneğin şef. Şef mantığı. Çok güzel bir örnektir arkadaşlar. Şef mantığında da önemli olan şey şudur arkadaşlar. Burada da orta kademe yönetiminin belirlediği faktörleri alt kademe yönetimi yani şefler vesaire şefe benzer isimler ne olarak uygularlar arkadaşlar? Alttaki çalışanlara düzeni ve amaçları oluşturmak için bu stratejilerin uygulanmasını sağlarlar arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bunu üst kademe, daha sonra orta kademe ve daha sonra da alt kademe yönetim olarak inceledik. Alt kademedeki insanlar da ne yapıyorlardı? Alttaki çalışanlara düzeni ve amaçları oluşturabilmek için bu stratejilerin yani orta kademe yönetimi onların da üst kademe yönetiminin belirlediği stratejiler ve amaçlar doğrultusunda bunların uygulanmasını sağlıyordu dedik arkadaşlar. Peki hemen şöyle bir ok çıkartalım arkadaşlar. Bu yukarıya doğru bir oktur. Yani akılda kalıcılığını sağlamak için bir tablo oluşturuyoruz. Bunu 3'e böldüğümüz zaman burada arkadaşlar alt kademe yönetimi olacaktır. Alt kademe yönetimi. Peki onun üzerinde orta kademe yönetimi. Orta kademe yönetimi ve daha sonra ise üst kademe yönetimi yer alacaktır arkadaşlar. En üst katmanda da üst kademe yönetimi yer alacaktır arkadaşlar. Burada işletmenin aşağısından yani alt kademesinden en üstüne kadar yönetim olayını ve yöneticileri incelemiş olduk. Alt kademe yönetimi, orta kademe yönetimi ve en üst katman üst kademe yönetimi olarak belirledik arkadaşlar. Gördüğümüz gibi o zaman bunu genel olarak bir alalım. Şöyle bir eğlenceli hale getirelim. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Siz üst kademe yönetiminden bir fabrikanın fabrika müdürü ya da bir organizasyonun genel müdürüsünüz arkadaşlar. Tamam o zaman ne yapıyorsunuz? Fabrika için ya da işletme için bazı fikirler ortaya atıyorsunuz. İleriye dönük büyüme amaçlı projeler ortaya atıyorsunuz. Hayal edin arkadaşlar. Bu projeyi ne yapmanız gerekiyor sizin? Orta kademe yönetiminden üretim müdürü, satın alma müdürü, pazarlama yönetimi yani pazarlama müdürü gibi insanlarla konuşup onlara stratejileri belirlediğinizi söylüyorsunuz ve bunları uygulamaya geçirmelerini söylüyorsunuz. Onlar ne yapıyorlar? Hemen alt kademe yönetimindekilere yani şeflere başvuruyorlar. Diyorlar ki, evet diyorlar, bizim stratejimiz budur. Uygulamanız gereken ve uygulatmanız gereken strateji budur diyorlar arkadaşlar. Ve hemen ne oluyor? Şefler de alttaki çalışanlara düzeni ve amaçları oluşturmak için
bu stratejilerin uygulanmasını sağlıyor. Böylelikle sizin söylediğiniz her şey düzenli ve sıralı olarak aşağı katmanlara doğru inip başarılmış oluyor arkadaşlar. Bu da başarı elde etmek. Yani yönetimin esas en önemli amaçlarından biri. Evet arkadaşlar. Yönetimin yapısını da inceledik. Yönetimde neler olduğunu, kimlerin olduğunu, ne şekilde stratejiler belirlediklerini, bu insanların ve alt kademeye ne şekilde hitap ettiklerini, kar amaçlı olarak çalıştıklarını size anlattık. Çok güzel bir ok gösterdik sizlere yukarıya doğru. Üst kademe, orta kademe ve alt kademe yönetimi olarak arkadaşlar. Ve şimdi de sırada yönetsel beceriler konumuz var arkadaşlar. İsminden de anlayacağınız gibi yönetsel beceriler. Yani arkadaşlar yönetsel becerilere baktığımız zaman az önce saydığımız yönetimdeki insanların sahip olması gereken belli başlı özellikler vardır arkadaşlar. Peki bu özellikler nelerdir? Hemen yazalım arkadaşlar. Birincisi teknik beceriler. Evet arkadaşlar, buradan da isimde gördüğümüz gibi teknik beceriler arkadaşlar. Peki teknik beceriler nelerdir? İsmine bakalım, tekniğin altını çizelim. Arkadaşlar teknik beceriler bu üst kademe, orta kademe ve alt kademedeki insanların sahip olması gerektikleri, bazılarının çok fazlasıyla, bazılarının yeterli derecede ve bazılarının da çok fazla sahip olması gerekmediği beceriler kısmıdır. Bunlar nelerdir arkadaşlar peki? Mesela örnek olarak size şunu verebiliriz. Teknik becerilerde insanların bilgileri, becerileri yöntemiyle işletmenin yönetimi güçlendirilir. Peki arkadaşlar, burada baktığımız zaman dedik ki insanların bilgileri ve becerileri yönetimiyle. Peki insanların bilgileri ve becerileri neyi oluşturur arkadaşlar? İnsanların bilgi ve becerileri teknik becerileri oluşturmaktadır. İkinci maddemize geçelim arkadaşlar. İletişim becerileri. Evet arkadaşlar, burada da isimden anladığımız gibi yönetim kademesindeki olan insanların iletişim kurma sistemi ile iletişim kurma sistemi ile yazılı ve sözlü olarak bilgi edinebilmesine arkadaşlar. Edinebilme becerisine denir. Evet arkadaşlar, burada da gördüğümüz gibi İletişim kurma sistemiyle, yine isimden anlaşılacağı gibi arkadaşlar, yazılı ve sözlü olarak bilgi edinebilme becerisine diyoruz. Arkadaşlar işletmelerde yöneticiler arasında sıklıkla rastlanan ve sıklıkla gereklilik duyulan en büyük becerilerden bir tanesi de budur. Çünkü neden? Yazılı ve sözlü olarak gerekli bilgileri tam manasında alabilme becerisine biz iletişim becerileri diyoruz ve işletmeleri doğrudan doğruya etkileyen faktör olarak yazıyoruz arkadaşlar. Peki, üçüncü maddemize geçtiğimiz zaman insan ilişkileri becerileri. Evet arkadaşlar, insan ilişkileri becerilerine baktığımız zaman da İnsan ilişkilerinde arkadaşlar bu sefer insanlarla geçinebilme, insanlarla iletişim kurabilme ve böylelikle insanların performansını, motivasyonunu yükseltebilme gibi becerilerin tamamına, toplamına
İnsan ilişkileri becerileri diyoruz arkadaşlar. Demek ki insan ilişkileri işletmeyi etkileyen önemli faktörlerden bir tanesiymiş. Neden? Çünkü insanlarla iletişim kurarak onların motivasyonunu insanlarla ilişkileri düzgün şekilde tutarak onların motivasyonunu verimliliğini arttırma becerisidir. Ki işletmelerde yine insan ilişkileri becerilerinin de çok büyük, çok fazlasıyla etkisi vardır arkadaşlar. Çünkü en önemlisi motivasyon ve verimliliği arttırmak için gösterilen en büyük faktörlerden bir tanesi neymiş? İnsan ilişkileri becerisiymiş arkadaşlar. Peki dördüncü maddemize baktığımız zaman arkadaşlar dördüncü maddemiz analitik beceriler. Evet, analitik becerilere baktığımız zaman da arkadaşlar analitik becerilerde daha çok sorun çözme odaklı. Hemen yazalım. Daha çok sorun çözme odaklı olarak arkadaşlar yönetimde sorun çözme odaklı olarak bilgilerin bilimsel bir şekilde kullanılması becerisidir arkadaşlar. Gördüğümüz gibi analitik becerilerde daha çok üst kademe insanlarda, daha çok üst kademe insanlarda oluşturması gereken sorun çözme odaklı olarak bilgilerin bilimsel bir şekilde kullanılması becerisidir dedik arkadaşlar. Hemen birinci faktörümüz teknik becerilerdi. İkinci faktörümüz iletişim becerileriydi. Üçüncü faktörümüz insan ilişkileri becerisiydi. Daha sonra analitik beceriler dedik arkadaşlar. Ve şimdi de beşinci maddemiz arkadaşlar. Karar verme becerisi. Karar verme becerisi. Evet arkadaşlar. Karar verme becerisine baktığımız zaman yine işletmeler için çok önemli olduğunu söyleyelim. Karar verme becerisinde arkadaşlar her işletmede biliyorsunuz ki belirli seçimler söz konusudur. Sizin önünüze belirli seçimler gelirler ve siz bir tanesini seçmek zorundasınızdır. Peki bu neye bağlıdır arkadaşlar? İşletmenin en avantajlı olanını arkadaşlar en avantajlı seçeneği seçmek ve işletmeye en karlı seçimi yapabilme becerisidir arkadaşlar. Gördüğümüz gibi karar verme becerisinde baktığımız zaman en avantajlı seçeneği seçmek ve işletmeye en karlı seçimi yapabilme becerisidir dedik. Sizin önünüze değişik seçimler geldiği zaman siz en iyi olanı, en avantajlı olanı, işletmenin en karlı olacağı seçimi doğru şekilde seçebiliyorsanız işte bu da sizin karar verme beceriniz olacaktır arkadaşlar. Hemen 6. maddemizi yazalım arkadaşlar. Şuradan 1. maddemizi silelim. Evet şöyle 1. maddemizi sildik. Arkadaşlar 6. maddemiz kavramsal beceri arkadaşlar. 6 kavramsal
beceri. Evet arkadaşlar, kavramsal beceriye baktığımız zaman, kavramsal beceri kısmında işletmeyi genel olarak tek bir bütün halinde görebilme, hemen yazalım, işletmeyi tek bir bütün halinde görebilme ve alt departmanlarında en uygun şekilde çalışabilmesini sağlama becerisidir. Evet arkadaşlar, kavramsal beceriye baktığımız zaman da işletmeyi tek bir bütün halinde görebilmek çok önemliymiş. Ve alt departmanlarında en uygun şekilde, en karlı şekilde, en düzenli şekilde çalışabilmesini sağlama becerisine de biz 6. faktörümüz kavramsal beceri diyoruz arkadaşlar. Yönetsel becerileri 6 kavramda inceledik arkadaşlar. Bu 6 kavramı da tekrar geriye sarıp zaten 2 defa, 3 defa izledikten sonra KPSS'ye hazır olacağınızı düşünüyorum. Şimdi de yönetsel becerileri temizledikten sonra arkadaşlar yönetimin yani yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimine bakacağız arkadaşlar. Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi çok önemli. Arkadaşlar yönetim tarihsel gelişmesine baktığımız zaman fazlasıyla ezber konularından soru çıkıyor. Ve son zamanlarda özellikle KPSS'de sene başına 4 soru, sene başına 3 soru, 5 soruya kadar çıkan bir konu olduğu için bu konuya gerçekten çok dikkat etmenizi istiyorum. Defalarca izlemenizi, defalarca bakmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü bazı ezber konuları var içeride. Maddesel olarak yazacağım az sonra. Ve bu maddeleri de sizin sınava girmeden önce tekrar tekrar bakarak aklınızda yer etmesini istiyorum arkadaşlar. Evet, yönetim kavramının tarihsel gelişimi. Arkadaşlar biz yönetim kavramını daha çok zamansal olarak inceleyeceğiz. Zamansal olarak baktığımız zaman yönetim kavramını dörde ayıracağımızı göreceğiz. Bunlardan bir tanesi nedir arkadaşlar? İlk olanı klasik yönetim. Klasik yönetim teorisi. İkincisi nedir arkadaşlar? İkincisine baktığımız zaman neoklasik. Neoklasik yönetim teorisi. Üçüncüsüne baktığımız zaman arkadaşlar modern yönetim teorisi. Ve en son olarak arkadaşlar postmodern yönetim teorisi diyeceğiz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi yönetim kavramının tarihsel gelişimini 4 farklı zamanda inceledik arkadaşlar. Bunları neden zaten zamansal şekilde incelediğimizi az sonra anlatacağız sizlere. Birincisi klasik yönetim teorimiz. İkincisi neoklasik yönetim teorimiz. Klasik yönetimden sonraki zamanda neoklasik yönetim teorisine geçiyoruz. Daha sonra modern yönetim teorisi var. Ve en sonunda da şu anda da çok fazlasıyla hakim olan postmodern yönetim teorimiz olacak arkadaşlar. Şimdi klasik yönetim teorilerine bir bakış açısı kattığımız zaman klasik yönetim teorilerinde size ilk anlatacağımız arkadaşlar bilimsel yönetim akımı. Bilimsel
yönetim akımı. Peki bilimsel yönetim akımı kimindi? F. W. Taylor'ın. F. W. Taylor'ın bilimsel yönetim yaklaşımı arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman, Taylor'ın kendi sistemine baktığımız zaman arkadaşlar, Taylor'ın sisteminde üretimde çalışanlar ve makine ilişkileri ile, bunun altını çiziyorum arkadaşlar, çalışanlar ve makine ilişkileri ile verimliliği arttırmak konusunda yoğunlaşılıyor. Çalışanlar ve makine ilişkileri ile verimlilik arttırılmaya çalışılıyor arkadaşlar. Evet, gördüğümüz gibi F.W. Taylor'ın çalışanlar ve makine ilişkileriyle verimliliği arttırmaya çalıştığını öngörüyoruz. Peki arkadaşlar, bunun 4 tane ana temel maddesi var. 4 ana temel maddesi var arkadaşlar. Bu 4 ana temel maddeyi size az sonra yazacağız. Dediğimiz gibi daha çok ezber şeklinde yapılacak sistemler bunlar. Bunları biraz üzerine kafa yormanız gerekebilir arkadaşlar. Hemen bakalım. Birincisi arkadaşlar, işi yaparken en iyi yolu seçebilmek için bilimsel yöntemlerin kullanılması gerektiği. Birinci maddemizde arkadaşlar, gördüğümüz gibi bilimsel yönetim akımında 4 ana temel madde vardır dedik. Bunlardan birincisi, işi yaparken en iyi yolu seçebilmek için bilimsel yöntemlere başvurulması gerektiğini savunuyor arkadaşlar Taylor. Bu yüzden birinci maddemiz, işi yaparken en iyi yolu seçebilmek için bilimsel yöntemlerin kullanılması gerektiğidir. İkinci maddemize baktığımız zaman arkadaşlar, ikinci maddemizde işçi seçiminde işe en uygun işçiyi seçebilmek için bilimsel yöntemlerin kullanılması. İkinci maddemize baktığımız zaman arkadaşlar, Taylor işçi seçiminde en iyi yapan işçinin bulunması için, bunu seçebilmek için bilimsel yöntemlerin kullanılması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Üçüncü maddemize baktığımız zaman, çalışanlara bilimsel eğitim öğretim sağlama ve kendilerini geliştirebilme imkanı sağlamak amacıyla bilimsel yöntemlerin kullanımı. Evet arkadaşlar, üçüncü maddemizde de yine çalışanlarla ilgili, çalışanlara bilimsel eğitim öğretim sağlama ve kendilerini geliştirme
geliştirebilme imkanı sağlamak amacıyla bilimsel yöntemlerin kullanılması dedik arkadaşlar. Dördüncü maddemize baktığımız zaman çalışanların görevlerini birbirinden ayırmak ve aralarında iyi ilişkiler kurmak amacı ile bilimsel yöntemlerin kullanılması. Evet arkadaşlar, dördüncü maddemize baktığımız zaman da dördüncü maddemizde çalışanların görevlerini birbirinden ayırmak ve onların arasındaki ilişkiyi iyi tutmak amacı ile bilimsel yöntemlerin kullanılması amacına dayandırmıştır arkadaşlar. Dört ana temel maddesini Taylor. Peki arkadaşlar, bu dört ana temel maddeden sonra Taylor ikincil yan kavramlar üretmiştir. Peki bunlar nelerdir? Baktığımız zaman Taylor'ın yan seçenekleri arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar, hareket etüdü. Ki arkadaşlar, hareket etüdünde işi daha gelişmiş hareket dizaynı ile yapmak söz konusudur. İkinci olarak baktığımız zaman dinlenme süreleri ki belli bir çalışmadan sonra yeterli dinlenme sürelerinin çalışanlara verilmesi içeriğini kapsar. Belli bir çalışma sonrası çalışanlara yeterli dinlenme zamanı ayrılması. Evet arkadaşlar, ikincisi dinlenme süreleriydi. Üçüncü maddemiz ise zaman etütleri arkadaşlar. Zaman etütlerine baktığımız zaman önceden belirlenmiş oranda çıktı sağlanması hedeflenir. Ve arkadaşlar, dördüncü maddemizde de teşvik ücretlerine de baktığımız zaman çalışanlara birim üretim başına ek teşvik ücreti verilmesi. Evet arkadaşlar, ikincil yan kavramlar üreten Taylor bu kavramları birincisi hareket etüdü olarak,